Bursa'da meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil önünde ilerleyen tırın altına girdi. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara yolu Ümit Alan mevkiinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsüyle araçta bulunan bir kişi otomobilde sıkıştı. Sıkışan her iki yaralı olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Murat Pas, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza Osman Gazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Murat Pas, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı araç yol kenarındaki bekçi kulübesine çarptı. İnegöl'den Bursa istikametine giden otomobil Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından yol kenarındaki bir depoya ait bekçi kulübesine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düz devam ediyoruz. Direksiyon çok yapışmamalı. Bursa'da yaşı küçük oğluna otomobil kullandırıp cep telefonu ile görüntüsünü çeken babayı tespit eden polis 2018 lira ceza kesti. Onu zaten soracağım size de. Olay geçtiğimiz günlerde Nilüfer ilçesi organize sanayi bölgesinde yaşandı. Sürücü kursu çalışanı olduğu belirlenen bir kişi 13 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp kendisi de yan koltuktan cep telefonuyla görüntülerini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden ekipler harekete geçti. Enes sakin. Sen nereye oğlum? Baba buradan nereye gidiyoruz? Sağ. Emniyete davet edilen babaya ehliyetsiz kişiyi araç kullandırmaktan 2018 lira ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre baba ifadesinde oğlu için özel bir gün olduğunu, bunun için ödüllendirilmek isteyip böyle bir hareketi yaptığını söyledi. Kimimiz yanınızda mı acaba? Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir camiden sadaka kutusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İlçedeki bir caminin bahçesine sabaha karşı gelen iki zanlı, dernek odasının yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. Kutuyu caminin bahçesinde kıran şüpheliler içindeki paraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden cami görevlilerinin ihbarı üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen iki zanlı, güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği bölümü sanata adanmış bir ömür. Yücel Paşmakçı konseri ile 2018-2019 sanat sezonunu noktaladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sezon sonu konserinde Türk Halk Müziği bölümü kültür ve sanata ömrünü adayan hocaların hocası Yücel Paşmakçı'yı ağırladı. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünün kurulmasında imzası olan Paşmakçı'nın hayatını anlatan belgeselin sunumuyla başlayan programda izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Paşmakçı'nın derlediği ve TRT Türk Halk Müziği repertuarına kazandırılan eserlerin Züleyha Savaş'ın şefliğinde seslendirildiği konser, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Paşmakçı, Bursa'da yetiştirdiği talebelerini kırmayarak tekrar şeflik kürsüsüne geçti.
Yöresel halk danslarıyla renklenen konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan usta sanatçı Orhan Hakalmaz da Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler söyleyerek geceye renk kattı. Sayılır mı?